Latifi tezkiresinin ikinci kısmında kalmıştık. Önemli bir tezkireydi bizim için. Arkadaşlar Latifi tezkiresinin son videosunu çekelim. Latifi tezkiresi Heşt Beyiş'ten birçok yönden üstün bir tezkiredir. Üstün bir eserdir. Bu tezkire. Latifi bu eserinde hem alfabetik usulü ilk kez kullanmış hem de harf her harf için ayrıca 3 harfe kadar bir sıralama yapmıştır. Ama lütfen bu kısmı sakın unutmayınız. Alfabetik usulü kullandığını unutmayınız. Şairler hakkında isabetli eleştiri ve değerlendirmeler içermesinin yanı sıra verdiği doğru bilgiler bakımından da oldukça önemli. Latifi objektif olmaya çalışmış, beğenmediği şairleri de açıkça eleştirmiştir. Tezkirenin dili sade, cümleleri kısa ve secilidir. Üslubu akıcı, ahenkli, yer yer alaycıdır. Şairler teskiresi türü Latifi'nin teskiresiyle standart bir kimlik kazanmıştır. Yani Latifi'den sonrakiler örnek olarak Latifi'yi almışlar. Teskirelerde biyografisi yazılan şairler asıl isimleriyle değil mahlaslarıyla bu kaynaklarda yer almış. Ahmet Paşa gibi az sayıda şair bir mahlas kullanmadan şiirinde kendi adını kullanmıştır. Teskireciler ele aldıkları kişinin şairlik konumu yanında onun sosyal statüsünü de göz önünde bulundurarak üsluplarını oluşturmuş, şairlerin hayatlarını anlatırken daha süslü ve adalı bir dil kullanmışlar. Bu örnekte de Ahmet Paşa'nın önemini vurgulayacak pek çok pek çok övücü sıfat kullanılmıştır. Eğer biyografisi yaz yazılan kişi vefat ettiyse Mahlas'tan Sonra ona rahmet dileyen bir dua cümlesi eklemişler. Bu dua cümlesi de genellikle şairin adı ve konumu ile ilgili kelimelerden seçilmiş veya en azından mahlasla ses veya ahenk bakımından uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. Klasik doğu biyografisi geleneğinde mahlasın ardından şairin doğum yeri belirtilir. Bu örnekte de Ahmet Paşa'nın Bursalı olduğu belirtilmiş ve soyu sopu ile ilgili bilgiler yer almıştır. Teskirelerde şairlerin şiir kabiliyetini vurgulamak için cevher, çoğulu cevahir, Farsça gevher güherden gelir. Kelimesini sıkça kullanmışlardır. Rum kelimesi de tezkirelerde 16. yüzyıldan itibaren Rumeli'yi de kapsayan Osmanlı ülkesi anlamında kullanılır. Teskirelerde daha sonra şairin eğitim durumu, hocaları ve görevleri belirtilir. Ahmet Paşa örneğinde eğitime değinilmemiş ancak önemli görevleri yazılmıştır. Eğer şairlerin babaları önemli kişilerse onlar da mutlaka belirtilir. Ahmet Paşa'nın babası da önemli bir bilgin ve bürokrat olduğu için teskirede Latifi ondan da bahsetmiştir. Aile ilgili bilgilerden, aile ile ilgili bilgilerden sonra şairlerin şairlik günü ve eserlerine dair bilgiler verilir. Latifi bu konuda en dikkate değer değerlendirmeleri yapan tezkerecimizdir. Ahmet Paşa'nın şairleri şairliğini uzun uzun değerlendirmiş ve kendi çağının bu konudaki tartışmalı bakış açısını bize yansıtmıştır. Her biyografide rastlanmamakla birlikte zaman zaman tezkereciler ele aldıkları kişinin hayatıyla ilgili çeşitli anekdotlara yer verirler. Ahmet Paşa'nın biyografisi bu anlamda da zengin malzeme içermekte ve kendi çağına özgü bir aşk anlayışıyla ilgili uzun bir hikayeye yer vermekte. Bu hikaye bağlı olarak da meşhur Kerem Kasidesi'nin yazılı sebebini izah etmekte Latifi Ahmet Paşa'ya ait Kerem Kasidesi'nin. Ahmet Paşa biyografisinde hayatının ardından birkaç beytine yer vermek yerine son bölümü onun şiirine ayrılmıştır. Bu uygulama başka biyografilerde pek görülmez. Latifi bir de teskilesini yazarken caminin baharistanı dedik. Ali Şirnevay'ın Mecalüsü Nefais ve Sehi Bey'in Heşt Behişli'ni model almakla beraber onların kronolojik tasnifine karşılık alfabetik bir tasnif yapmıştı. Bunu daha önce söylemiştik. Bu fikir daha önce Arapça biyografi kitaplarında tabakat kitaplarında kullanılmış olmakla birlikte Türkçe'de, Osmanlı'da ilk kez Latifi tarafından denendi. Latifi eserin mukaddime bölümünde Besmele, Hamdele ve Salvele ile başladıktan sonra 3 bölümü ayırır bir de Hatime bölümüyle sonlandırır. Teskilenin yazılış sebebini anlatır. Bunun dışında başka verebileceğimiz bir bilgi söz konusu değildir İşte bu tezkireyi anlatırken Ahmet Paşa örneğinden bahsettik mesela bir kişinin babası önemli biri ise ondan da bahseder ailesinden de bahseder bu çok fazla kullanılan bir teknik değildir Hatta şöyle başlar Ahmet Paşa örneğini verirken der ki derzik Sultanı şu ara Ahmet Paşa bildiğiniz gibi dönemin Ahmet Paşa dönemin neydi Sultan'ı şuarası Sultanı şu ara böyle bahseder derzikli zikri sultanı şuara ve burhanül bülaga ani merhum ve mahfurun leh Hazreti Ahmet Paşa aleyhil mağfiretün ve sena buru sevidür yani bursalıdır ha ÖSYM şöyle bir soru tarzı da verebilir size teskilerin içindeki bir örnek metni verebilir mesela şöyle diyebilir vüzeranın ülemasından ve şuaranın fuzalasındandır beynel enam ''Veliyyüddin oğlu Dimekle maruf ba vücut ki uluvi nesep ve kemali haseple mefsuftur. ''Valitleri Mevalli İzam'dandır, merhum Sultan Murad'a kazi asker ve kendiler dahi Sultan Mehmed'e hacı iken aklı mümeyyiz ve şanı bi nazir ile vezir olup nazar alilerine mazhar düşmüşlerdir. Cevahiri Nazmı kelamda üstad Mahir ve babı ilmi marifte envai ulum ve aksam-ı kadir idi gibi bir cümle verip bu metnin hangisinden alındığını söyleyebilir. Dikkat edin. Tabi bunları çözmeniz çok da e, zor değildir. Kolay metinlerdir. Bunun teskiri olduğunu bilmeniz sizin e, çok fazla vaktinizi almayacaktır arkadaşlar. Başka bu teskiri hakkında söyleyebileceğimiz pek bir kısım yok. Mesela Türkçe'si şöyle az önce okuduğumun, işte Osmanlıca oraya ilk örneğine 1538 yılında Sehi Beyin Heşt Bey adlı eseriyle rastladığımız şairler teskilesi türü ne dedik Latife'nin teskilesiyle standart bir hüviyet kazanmıştır. Yani işte teskile konusunu, teskire türünü kurala bağlayan kimdir? Latifi'dir. Ee, Ahmet Paşa örneğinde de görüldüğü gibi şair eğer e, ailesi de önemliyse ailesinden de bahset bahsetmektedir. Doğu klasik doğu biyografisi geleneğinde mahalattan sonra verilen bilgi doğum yeridir. Ahmet Paşa'nın biyografisinde de tezkireci onun Bursalı olduğunu bildirir. Bu bilgi şairin soyu ile ilgili bölümler izlemektedir. Türkçe yazılmış mensur eserlerde bazı ayet ve hadisler, Arapça özlü sözler, deyimler ve Farsça şiirler metnin bir parçası gibi eee bu tezkirelerde de yer alabilir arkadaşlar. Bunu da burada Bitirdik. Bundan sonra bir sonraki videoda Ahdi'nin gülşen şu arasını işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle.